Evet dünyanın en büyük takımının en büyük taraftarı golvar.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi sizleri selamlıyor. Fener'in maçı var. Fenerbahçe Kupa'da Ankara gücü ile karşılaşıyor. Zira Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'miz bugün deplasmanda MK Ankara gücü ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.45'te Yalan TV, e, ATV'den yayınlanacak. Kupada Adana Spor 6-0'la geçmişti. Deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Adana çeyrek finale yazdırdı Fenerbahçe'miz. İsmail Kartal'ın öğrencileri Galatasaray maçında e, bir nevi maçı kazanmamak istercesine saçma bir oyun oynayan ama Fenerbahçe maçına aslan kesilecek olan Ankara gücüyle karşı karşıya gelecek. Mücadelede İrfan Can Kahveci, Joshua King zorlu deplasmana gitmeyecek arkadaşlar. Fred riske edilmeyecek. Ee, artı Çağlar Söyüncü de götürülmedi. Ya bunların hepsi bilinçli yapılan şeyler. Zaten Fenerbahçe'de bu kadar savunma oyuncusu varken bence çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama Fenerbahçe şansı bu. Şimdi Galatasaray'da Büyük Ekşi ihraç edildi İhracı reddedildi. Selahattin Baki haklı çıktı. Şimdi öyle bir camiayla karşı karşıyayız ki Gerçekten de öyle bir camiayla karşı karşıyayız ki adaletsizliği adalet olarak lanse ediyorlar. Hani dini kitaplarda yer alır şeytanı Allah zannetmek diye. Ya o tabiri bir araştırın arkadaşlar ne demek istediğimi anlarsınız. Galatasaray'da Sedat Doğan'ın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ihracı için yaptığı başvuru reddedilmiş. Oysa işte Galatasaray rica, şey memnun değildi. Ve Selahattin Maki'nin Galatasaray için yaptığı açıklamaların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıkmış oldu. Her türlü tehdide boyun eğen, adaletten yana tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup toplumun bölünmesine neden olan hiçbir konuda dirayet göstermeyen Türk futbol tarihinin en kötü başkanı ifadeleri kullanıldı. Ve Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Rıza Morova Fenerbahçe'ye çağrıda bulunurken falan filan demişti. Selahattin Makine demiş, dedi. Utanmazlar Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Kendilerine ve tarihlerine bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik. Tek kelimeyle demişti. Bir utanmazlık daha ortaya çıktı. Dünkü rezil maçtan sonra Sergen Yalçın diyor ki bu kadar emek, bu kadar mücadele. Var hakemi ve sahadaki hakem. Yazık Türk futbol adına yazık yapmayın bunları. Var sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanılmaz. Kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der geçeriz. Bu hataya girmiyor demiş. Ben şunu söyleyeyim. Allah belanızı versin. Tek kelimeyle Allah belanızı versin. Vardakiler de Allah belasını versin. Orta hakem Abdülkadir'in de Allah belasını versin. Bu kazandığınız parayı yiyemeden ölün inşallah. Yiyemeyin. Ölene kadar da yiyemeyin. Antalya Spor Başkanı Sinan Boztepe'nin açıklamaları gerçekten her şeyi özetler nitelikteydi. Bizim yanımızda maçı izleyen Galatasaraylılar bile üzüldü. Resmen rezillik bu yaşananlar. Aleni bir şekilde sizi katledecekler diyorlardı. Gerçekten bütün Türkiye'nin önünde resmen katledildik. Ve TFF'de rezil, hakemlerde rezil, MHK zaten direkt istifasını versin. Bugün bizi katlettiler, yarın başkasını katledecekler. Yazık günah demiş. Galatasaray oynayanların hepsini katledecekler diyor. Biz bugün 8 gol atsaydık 9 gol e, rakibimize uydurup vereceklerdi diyor. Ben bir kez daha Antalya kutluyorum. Bak Fenerbahçe'ye karşı aslan kesildiniz. Beni engellemiş Antalya Spor hesabınız. Fenerli duyum 2 tane M olan hesabımı engellemiş. Ne küfür ettim ne hakaret ettim. Dedim ki sosyal medyada şöyle bir algı oluşturuldu. Fenerbahçe'yi AK Parti sevmiyor. AK Parti Fenerbahçe'ye düşman. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu istemiyor gibisinden. Tam da bunun üzerine Fenerbahçe'nin Antalya maçından önce AK Parti bilmem nesi falan ziyaret edelim ki bak taraftar yanlış anlıyor bunu. Deyin ki arkadaş biz Galatasaray maçından önce de geldiler ya da şu maçtan önce de geldiler. Destek oluyorlar falan deyin ya da gösterin. Yoksa taraftar tepki gösterir. Söylediğim cümle bu. Eğer herhangi bir küfürüm falan varsa Antalya Spor yönetimine söylüyorum o hesap sahibine. Beni dava etsinler. Eğer herhangi bir küfürüm, hakaretim bu söylediklerin dışında cümlelerim varsa da etsinler. Ya ben şimdi Antalya Spor'u tebrik ediyorum. Diyecekler ki adamlar seni engellemiş niye tebrik ediyorsun? Ben eğri eğri doğruya doğru derim. Bizim maçta aslan kesildiler şerefiyle oynadılar. Bu maçta da aslan kesildiler şerefiyle oynadılar. Elinden geleni yaptılar. Ha 3-3'üm 3 için maçtan önce hastalanmış sakatlanmış çeşitli düzeltiler ama açıklar oynadılar. Antalya Spor ma başkanı maç öncesinde ciddi istihbarat var var demişti. Maç sonrası lig tarihine geçecek eyyam yapıldı göz göre göre. Neyse Beşiktaş'tan Galatasaray'a sert tepki. Beşiktaş Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'nin bir maç ceza alması ve As Başkan Onur Göçmez'in savcılığa şikayet edilmesi sonrasında çarpıcı bir açıklamada bulunmuş. Ben olayı ilk anlamadım. Herhalde dedim Beşiktaş As Başkanı Icardi'nin anasına falan sövdü. Ya da Dursun Özbey'in anasına sövdü. Ya da Erdem Timur'un anasına sövdü. Ki savcılık diye. Yani As başkanımız diyor saat tarafından mesnetsiz anlam saptırmaya yönelik hem kulübümüze hem as başkanımıza zarar verme niyeti açık olan acemice kurgulanarak açılan suç ile ilgili olarak açıklama yapma gereği duydu. Türk futbolunu kendi çıkarları neyse o doğrultuda yönetmeye, yönlendirmeye, yarattığı algılarla mağduriyetler inşa etmeye alışkın Galatasaray yönetimi. Yıllardır değişmeyen yönetim yöntemlerine bir yenisini ekleyip Beşiktaş as başkanı şüpheli olarak savcılığa sevk etmiştir diyor. Yüce Türk yargısını gereksiz yere meşgul etmektir bu olay diyor kısaca. Beşiktaş'ın haksızlıklara karşı tavrı baştan bu yana aynıdır. Kazanmak için her yol mübah uyguluyorlar diyor. Yani bize bu yöntemleri şaşırtmamıştır. Bilinmelidir ki meydan boş değildir. Meydanı boş sanan bu zihniyet Beşiktaş'ı ve haklarını sonuna kadar savunacağımızı asla unutmasın. Beşiktaş olarak sahada kazanıp sahada kaybedeceğiz. Saha dışındaki her türlü müdahale tepkimiz sert olacaktır. Şerefimizde oynar hakkımızda kazanırız demiş. Yalnız biraz Hani Galatasaray'ların anlayacağı cümleleri kurmanız lazımdı. Yani şerefimizde şerefimiz oynar. Hak, şeref. Bunu pek umursadıklarını zannetmiyorum. Selahattin Makine diyor. Kayrıldıkları ispatlandı diyor. Neyde diyor? Fenerbahçe televizyonu açıklamalarda bulundu Selahattin Makine. Öncelikle yazılı açıklama yaptık ama yazılı açıklamanın üstüne de bir iki satır söylemek farz oldu diyor Selahattin bakayım İki gün önceki demecimi hatırlarsa orada zaten bunu gönülsüz, isteksiz ve tedbirsiz bir şekilde PFDK'ya sevk edildiğini ve işin buraya varacağını zaten öngörmüştük. Bunu öngörmemek zaten saflık olurdu. O gün tedbirsiz olarak sevk ederek sufleyi verdiler. Bugün de cezai bir maç açıklayarak tiyatronun son perdesini yürürlüğe koydular. Büyük Ekşi Federasyon'un cevaplaması gereken çok basit sorular var. Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa o zaman niye ceza aldı? O bir maç cezayı da almaması lazım. Görüntüler montaj değilse, Neden tedbirsizsek neden bir maç? Yine son derece saçma bir durumla karşı karşıyayız. Bunun böyle olacağı zaten belliydi. Bunun yol haritası birkaç gün önce bizim önümüze kondu. Bugün de son kilometre taşı olarak önümüze sunuldu. Bugün Türk futbolunun MR'ı çekilmiştir. MR sonucu da bellidir diyor. Hani uzun uzadıya sayıyor arkadaşlar. Ee, yani bunlar alışık olduğumuz refleksler diyor. Görüyorsunuz durum ortada. Şimdi Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına olay yanıt diye geçiyor. Tarihi kazılı değişmeyen gerçekler. Saha içi ve saha dışında karanlık. Derin lobilerinizde sonuna kadar savaşacağız denilmişti. Ve Galatasaray resmi hesabı etiketlenmişti. Fethi Pekin tarihe geçecek bir tiyatro demişti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sayın Fethi Pekin. Ee, Galatasaray maçın ardından bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe resmi hesabından. Diyor ki öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Emek hırsızlığı demişken yani master yapan bir takım var karşımızda bu konuda. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı. Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara parçası olanlara yazıklar olsun diyor Fethi Pekin. Şimdi ee, Ali Koç'un da açıklamaları var da Yani Ali Koç çok konuşmuyor. Şimdi Icardi'nin hareketine bir maç ceza veriliyor. Olmayan penaltıdan gol atıyorlar, ofsayttan gol atıyorlar, hakeme küfür ediyorlar, kart yok, ayaklara basmalar, ayak kırmalar, kırmaya teşebbüsler, kart yok. Kerem zıplayıp rakibe vuruyor arkadaşlar. Şu kaburga kemiklerini kırabilir rakibin. Sarı kart bile yok. Yani e, çok fazla şey var da. Okan Buruk çıkmış. Icardi hakkında çıkan görüntüler gördük. Icardi o pozisyonu hatırlamıyor tam olarak diyor. Bak algı bitti. Montaj yalanı bitti. Sıradaki kahve kahpe Bizans oyunu. Ben şunu söyleyeyim. Ciddi manada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ha, e, Fırat Aydınus. Var Galatasaray'ın kazandı penaltı devreye girmişse Tete'nin elinin rakibe geldiği pozisyonda da devreye girmeli diyor. Tete'nin bu arada e, pozisyonda Var'ın devreye girmesi de yanlıştı. Bu arada Davinson Sanchez'in eline değiyor bir pozisyonda. Sağdan ortalıyor. El açık. Mesela bunu hiç kimse konuşmuyor. Onu da söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. O kadar kirli bir sezon görüyoruz ki. O kadar iğrenç bir sezon görüyoruz ki. O kadar tuhaf bir sezon. Ben sadece şunu söyleyeyim. Antalya Spor önümüzdeki senede doğranmaya hazır olun. Türk futbolundaki hakemlerin Galatasaray maçını adil yönetmeleri için iki şeye ihtiyaç var. Bir, Allah'tan korkmalarına ya da Allah'a inanmalarına iki hakem olmalarına. Nedense Galatasaray maçlarında hakemlerin yani Allah'tan korkmak yerine sanki çocukları kaçırıldı da öldürülecekmiş gibi maç yönetmeleri beni korkutuyor, endişelendiriyor. İkardi pozisyona bir şey yapmış, bir şey paylaşmış. Arkada Mehmet Büyükekşi'nin Fethullah Gülen'e benzer surat ifadesiyle gülüşü var. İşte 10 senedir Fenerbahçe niye şampiyon olamıyor? Açık ve net. Ben Ali Koç'un yerinde olsam siyasetin en tepesiyle gider, toplantı yaparım. Ne istiyorsanız veriyorum derim. Ne taviz istiyorsanız. Ne istiyorsanız, ne yapmamı, ne söylememi istiyorsanız hepsini veriyorum. Sırların örümcek ağı gibi ülkeyi saran şu kirli futbol iklimini temizleyin. Başka bir şey istemiyorum. Ya bak, benim şöyle bir cümlem var. Dünya bak bunu ben ölsem de unutmayın. Fenerbahçe maçı adaletli yönetildiği gün Fenerbahçe taraftarı bile diyecek ki, hocam şike mi yaptık? O kadar alıştık. Ya bir kasıp paşalı ya maç yapıyorsun. Vinç iki tane sarı kartlık hareket yapıyor. 60'ta atılması lazım. 60 olmadan atılmıyor. İsmail faul bile yapmıyor. Faul veriliyor. Sarı kart veriliyor. Pozisyon devamı Fenerbahçe'ye kalesine gol oluyor. Bu arada Yasin Özcan kaleye direkt şut çekiyor. Korner de yok o pozisyonda. Fenerbahçe gol yediği pozisyona bak. Korner de yok. Verdiye yapılan müdahaleye free kick verirse Fenerbahçe konuyu free bulup free yaptıracak şahsı sarı kart yemesi durumunda ikinci saatten atılması var. Penaltı verse pozisyon sürekliliğinden dolayı daha önce. 72'de Osterbol diye yapılana Eze'nin annesi Melih'a bile penaltı diyor. ve Bütün herkes penaltı diyor. Son dakikada hem sol eline hem sağ eline değmesine rağmen penaltı oluyor. Ve diyorlar ki Fenerbahçe hakemle kazandı. Fenerbahçe hakemle kazandı diyen kişi Galatasaray hakkıyla kazandı diyorsa Annesine desin ki ee, bilmem ne desin. Babasının kim olduğunu soruştursun. Araştırma yapsın. Çeşitli DNA test örneklerini şey yapsın. Hani bu kadar ahlaksız bir düzen, Türk futbolunun bu kadar kirlendiği bir düzen asla görmemiştim. Ya bu kadar kirli skandal hatalar olsun. Onu da onu da yaparsın. 20'de de yaparsın. 50'de de yaparsın. Kimi kandıracaksın? Mesela Vinicius'un o hareketi. Fırat Aydınus'un ee, Erdoğan penaltı pozisyonunda hamlesinde gecikiyor. Rakibi müdahale ediyor. Net penaltı demiş mesela. Garip. Aynı pozisyon Fenerbahçe lehine olsaydı. Fırat Aydurus derdi ki bu kadar bir müdahale yok. Vinicius burada hakeme premierlikte çok sık söylenen bir ifade kullanıyor. Hakemler bunu demek ki normal karşıladılar. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirdiler diyor. Aynı şeye hani stupid faul eğer normal karşılanmıyorsa F nokta nokta ofta normal karşılanmaması lazım. O hakemin Galatasaray aşkından. Bu Sanchez'in yine el doğal konuda diyor. Yani şöyle bir el doğal konudaymış. Garip. Gerçekten garip. Başka Tetenin yaptığına penaltı diyor. Ben Kerem'inkine çarpışma olarak görmüyorum. Bile bile gidip vurma görüyorum. Çarpışma başka bir şey olur. İkisi de aynı topa heveslenir. Anlatabiliyor muyum? Ben çarpışmayla kastın arasındaki farkı anlayabiliyorum. Şimdi şunu söyleyelim. Arkadaşlar İsmail Kartal'ı eleştiriyoruz. Olması gereken de bu. Futbolcuları eleştiriyoruz. Şu kadar gol kaçırdı, bu kadar gol kaçırdı. Şöyle bir şey falan filan diyoruz. Olması gereken bu. Doğruya doğru şimdi. Onu eleştiriyoruz, bunu eleştiriyoruz. Bir şeyi eleştirmiyoruz. Neyi? Aşağılık, haysiyetsiz, onursuz sistemi eleştirmiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu utanmazlar tarafından ele geçirilmiş bir yapı sergiliyor. Antalya Spor'un bugün hakkı yendi. Trabzonspor'a soruyorum. Yarın sizin hakkınızın yenilmeyeceğinin garantisini veriyor musunuz? Ha Bugün Fenerbahçe ile kötüsünüz, iyisiniz. Fark etmez. Yarın bir gün çıkıp da arkadaş 3 Temmuz'da, 3 Temmuz 2010-2011 Fenerbahçe şampiyondur. Var şeyde e, Yargıtay'da da bu yazıyor. Fenerbahçe'nin lafın üstüne artık laf söylemiyoruz. Yeter. Bizi çekmeyin aşağılık tartışmaların içine. Dediğiniz gün o gün gerçekleri anlayacaksınız. Diyeceksiniz ki ulan yarın bir günde bizi olacak. Belki de bu yüzden söylemiyorsunuz. Ulan biz eğer böyle dersek böyle dediğimiz anlar itibaren bu Galatasaray bizi mahveder diyorsunuz. Bence korkudan bunu yapmıyorsunuz. Eğer bunu derseniz dediğiniz günden sonra zaten şey olacak. Mesela bu e, Galatasaray için konuştu ya Antalya Spor. Seni Antalya Spor küme düşmeye şimdiden hazırlansın. Eğer bu Galatasaray böyle bir şey yaparsa diye. Ya, e basıyor kırmızı kart. Saha basıyor kırmızı kart. Öbürü küfür ediyor. Artık şey yapmaya çalışıyorlar. Sıvamaya çalışıyorlar. Hani, ya, küfür ettin normal bir şey falan diye. Yani falan filan. Neyse ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe ve Galatasaray. Ligde kalan maçlar. Antalya Spor diyor ki başkanı. Fener'e dün penaltı verildi diyor. Onu örtbas etmek için diyor. Bugün bunu yaptılar diyor. Yani sanki Fenerbahçe haksız kazanmış da Galatasaray kazansın diye haksızlık yapılmış. Ulan Fener'e bir pozisyon dedim. Sizin 10 tane pozisyon var. Sizin hakkınızın yenildiği. Hiçbir alakası yok. Galatasaray kazansın diye hakemler artık bir şeylerine feragat etmiş durumdalar. Ben şunu söyleyeyim. Bir önerim var. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligde kalan bütün maçlarını yabancı hakem yönetsin. Karşı çıkan en şerefsiz, en namert, en alçak insan ilan edilsin. Hangi ligin hakemleri gelecek? Roman olmasın. Çünkü biliyoruz onların Galatasaray'a yakınlığını, akılları ve kalpleri arasındaki karmaşayı. Yunan, İngiliz, Fenerbahçe'yi hiç sevmezler bunlar. Çünkü Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Fenerbahçe'nin General Harrington Kupası'nda başta olmak üzere Birçok galibiyeti var. Onlar nefret ederler Fenerbahçe'den. Anadolu'ya kaçırılan silahlardan dolayı Fenerbahçe'den nefret ederler. Fenerbahçe kulübünü kapatmışlardır zamanında. Kulübü yakmışlardır falan filan. Şimdi Antalya başkanı dediği ki bizi lime lime doğratılar. Bir pozisyonda birden çok pozisyon. Şimdi Anadolu takımlarını diyor ki bundan sonra da başka Anadolu takımlarının başını yakacak. Madem Anadolu takımları en fikir. Madem Fenerbahçe taraftarı en fikir. Madem Antalya Spor'un canı yandı yarın bir gün başkasında yanabilir. Fenerbahçe taraftarı da rahatsız. Galatasaray taraftarı da federasyondan rahatsız, hakemlerden rahatsız. Var mısınız bu kararı desteklemeye? Ligin geri kalanında sadece Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarını yabancı hakemler yönetsin. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bunu kim istemez? Abdullah Öcalan istemez. Fethullah Gülen istemez. Bir de adalet değil kollanma isteyen Galatasaraylılar istemez. Bence Adalet inancı olan, Allah inancı olan, utanması olan, adalete ihtiyacı olan, adaleti isteyen, namuslu, şerefli, dürüst herkes yabancı hakem Bence. İyi de yabancı hakem gelirse Fener'in işi zor. Sana ne lan Fener'in işi zorsa zor. İyi de yabancı hakem gelirse Fenerbahçe 5. olur. Algıyla karı gibi, dansöz gibi dilberlik yapmayın. Adam olun adam. Fener'in işi zorsa sizin işinize gelir. Salak mısınız oğlum? Angut musunuz oğlum? Fener eğer 3. olursa 5. olursa sizin işinize gelir. Ben Hodri meydan diyorum. Bunu kabul etmeyen istediğiniz her türlü küfür ekleyebilirsiniz sonuna. Kalan maçlarını yabancılar yönetsin. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam UEFA'ya, FIFA'ya, federasyona hatta siyasetin başına gider bu oyunları da bulunur. Derim ki ne şiş yansın ne kebap. Önümüzde seçim var. Galatasaray Başkanı çıktı bir şey söyledi. Sosyal medya diyor ki Fenerbahçe'yi AK Parti'yi sevmiyor şampiyonluğunu çalacak diyor. Sizin de başınız yanmasın. Bizim de başımız yanmasın. Kalan bütün maçları hakemler yönetsin. Olur ya hakemlerle temas kurmaya çalışan olursa açık açık açıklansın. Direkt küme düşürülsün. Böyle de bir şey ekleyelim. Çünkü biz çok biliyoruz. Mesela X takımıyla maç yapacakken bazı takımlar gidip ilginç bir şekilde transfer teklifinde bulunuyor. O güne kadar olmayan şey. Yani o güne kadar olmayan şeyler oluyordu. Gelin bu öneride bulunuyorum. Kim kabul etmiyorsa istediğiniz her türlü küfür ekleyebilirim. Var mısınız arkadaşlar? Ben diyeceğinizi zannetmiyorum. Ben buna kabul diyeceğinizi de zannetmiyorum. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu bile açık açık ağır ifadeler kullanmış. Operasyondan bilmem neyden ondan bundan bahsetmiş. Ben şunu söyleyeyim Türk futbolu bitti. Artık Türk futboluna Futbolcu da gelmez. Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandığında hep söylüyorum keşke amaçlarına ulaşsalardı. Bir tane bile yabancı gelmeseydi. Fenerbahçe'ye düşmanlık sevgi doğururdu. Herkes artık işi şey yapardı. Serdar Ali Çelikler'in üç kere fakuhu duymuyorsun. Çünkü sen adam da değilsin hakem de değilsin. Seni karına söver, sövseler buyur abi akşam ben getireyim diyeceksin. Çünkü ahlaksızsın cümlesi de yani bu da biraz şey bir cümle. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben her zaman aynı örneği veriyorum. Galatasaraylılar Icardi'yi çok savunuyorlar. Icardi'nin o yaptığı, Ankara gücü taraftan yaptığı o hareketi sokakta birisi demek ki annelerine, kız kardeşlerine yapsa uçlarına gidecek. Savunacaklar demek ki. Yani çok tuhaf, çok garip bir işin içindeyiz. Allah Türk futboluna adalet versin diyeceğim ama önce Türk futbolunu kirleten toksiklerden kurtulmak lazım. Ben açık ve net diyorum arkadaşlar. Yani açık ve net diyorum. Gelin bu hakem şeyini hep herkes kabul etsin. Herkes desteklesin. Kabul etmeyenler de istediğiniz şeyi ilan edebilirsiniz. Var mısınız? Yok musunuz? Ve dediğim gibi bak yabancı hakem gelirse Fener 5. olur. 5. olursa 5. olsun. Valla kabul ediyorum. Var mısınız? Yok musunuz? Akşam Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Muhtemelen Emre Belözoğlu en iyi kadrosunu çıkaracaktır. En iyi aslan kesilin falan diyecektir. Galatasaray ligin çok üzerinde falan diyen Emre Belözoğlu. Akşam bakalım Fenerbahçe ligin çok üzerinde diyecek mi? Anlatabiliyor muyum? Bakalım kimler ne yapacak? Herkes şerefine yakışanı yapar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Bana diyorsunuz ya hocam beddua etmedi. Beddua etmiyorum. Hem dua hem beddua ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Haramzadelerin gönlüne göre de versin. Öbürünün gönlüne göre de versin. Görüşmek üzere. Desteklerinizi bekliyoruz.